FIFA 21, 22, FIFA 17 ya da hangi ismine ya da en son hangisini oynadınız bilmiyorum ama çocukluğumuzdan beri süre gelen ünlü sesin duyulduğu oyun bitebilir. Evet, ilk duyduğunuzda üzüleceğinizi biliyorum ancak bu sandığınız gibi bir bitme değil. Yani sadece bir isim değişikliğinden bahsediyorum. Evet, yanlış duymadınız. FIFA ismini değiştirebilir. Sebebi ise eSports ve FIFA arasındaki 10 yıllık anlaşmanın bitmesi. Yeni anlaşma için 2,5 milyar dolar talep eden FIFA'ya bu parayı vermek istemeyen eSports yeni yollar arıyor. Bunlardan 3 tanesini sizlere bahsetmek istiyorum. Öncelikle FIFA CEO'sunun yaptığı açıklamada, Andrew Wilson'ın yaptığı açıklamada FIFA'nın bize tek faydası o kapakta bulunan 4 tane harf diyerek küçümsediğini söylemek istiyorum sizlere. Yani FIFA'nın eSports'un FIFA ismine bu kadar mahkum olmadığını açıklayan CEO aslında ilk izlenimi vermişti. Yani bu parayı bizden istiyorsunuz ama vermeyeceğiz kardeşim'e getiriyor sözü. Ancak tabii ki de isim değişikliğinin sıkıntıları vardır. PES aynı değişikliği 2 defa yaptı. Winning Eleven'dan PES'e, PES'ten de eFootball diye bir isme geçti. Ve sonrasında yaptığı değişiklikler kullanıcıların FIFA'ya kaymasına neden oldu biliyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden de FIFA'nın bu riski alması düşünülemeyebilir. Bu riski almak istemeyen bazı FIFA yöneticileri, yani hep FIFA diyorum, eSports yöneticileri FIFA ile anlaşma yoluna gidilmesini istiyor ama bunun için tabii ki de yeterli parayı vermek istemiyor şirket. Bu yüzden ilk sebep, ilk sonuç şu: 2K Sports, hepiniz bilirsiniz, 2K Games diye de geçer, mafya oyunlarını yapar ve tabii ki de basketbolun artık tek eli olan 2K oyununu yapan, yani 2K21, 2K22 oyunlarını yapan firma. Bu firmayı uzun zamandır hep diyordum, niye futbola geçmiyor? Çünkü gerçekten motor anlamında hem Konami'den hem de eSports'tan çok daha iyi bir oyun firması. Bu yüzden de futbola geçmesini bekliyordum. Ancak böyle geçmesini beklemiyordum. Şirketten yapılan açıklamada daha önce hiç bu spor kategorisine düşünmediklerini, ancak bunun bu adımı artık düşündüklerini söylediler. Ama bu adımı tek başına düşünmüyorlar. eSports'la bir anlaşma yapıp ortak bir para verip 2K23'ü çıkarmak istiyorlar. Yani 2K ve eSports aynı anda tek bir oyun yapma hedefleri var. Bu parayı karşılayabilmek için FIFA 2K23 ismini vermek istiyorlar. Tabii ki bu mümkün mü? Elbette mümkün, yapılabilir. Birçok oyun zaten ortaklarla çıkabiliyor. Ancak bir başka düşünce de şu: FIFA'nın asıl düşüncesi, yani %70 oranında artık buna karar kıldığı düşüncesi şu: oyunun ismini değiştirmek. Yani oyunun ismini ne yaparsak yapalım, bizim kullanıcımız bizi nasılsa oynar demeye getiriyor eSports yöneticileri. Ancak tabii ki de bunun risklerini zaten biliyorsunuz. İsim değiştirmek kullanıcıları bazen itebiliyor. Bu yüzden de 2K ile anlaşmaları benim için daha mantıklı olur gibi geliyor. Hem de oyun nasıl yapılır birazcık görürler. FIFA çünkü son zamanlarda çok fazla gelişim gösteremiyordu. Bence 2K ile çok daha iyi bir gelişim elde edebilirler. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum arkadaşlar. Mutlaka yorum kısmına yazın. Eğer FIFA bu isimde kalsın, aynı şekilde 2,5 milyar doları versin mi diyorsunuz, ne diyorsunuz? Yorumlara yazarsanız bir sonraki videoda da belki bunu tartışma imkanımız olur. Twitch canlı yayınlarına ve Discord grubumuza da hepinizi bekliyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Adamel Falcao. Evet, vur artık. Adamel Falcao! Falcao! Çok iyi. Sapınaro, Sapınaro. Hocam, Sapınaro, Sapınaro. Sapına kadar. Sapına kadar. Sabaha kadar.